Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birçok farklı dersten sizlere yazılı örnekleri hazırlıyoruz. Şimdi de 6. sınıflar Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sınavıyla birlikteyiz. Bu yazılımız gerçekten dopdolu bir yazılı. Boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar, çoktan seçmeli sorular, birçok farklı tarzda sorudan ortaya çıkardık. Buralarda özellikle peygamberlerin sıfatları, Kur'an-ı Kerim, 4 büyük kitap hakkında verilen bilgiler hepsinden konu kapsamlığını çok geniş tutarak bir yazılı hazırladım sizlere. Yine yazılımızın PDF halini videomuzun açıklama bölümünden indirip kendiniz de çözebilirsiniz. Eğer hazırsanız şimdi sorularımız ve cevaplarımızla başlayalım. 100 puan üzerinden oluşan bu örnek yazılımımızın ilk sorusu oldukça uzun, güzel bir soru ama puan değeri sanki birazcık az olmuş. 10 puanlık bir soru. Her soru 1 puan, muhtemelen 10 tane maddemiz var. Doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir. Evet, bu doğru bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçer. Başka isimler de vardır. Hazreti Üzeyr, Hazreti Lokman, Hazreti Zülkarneyn efendilerimiz gibi. Fakat onların peygamber olup olmadıkları ihtilaflı bir konu olduğundan biz sadece 25 peygamber olduğundan eminiz. Peygamberleri insanlardan ayıran en önemli özellik ticaret ile uğraşmalarıdır. Yanlış. Evet, ticaretle uğraşan peygamberler vardı ama bu insanlardan ayıran en önemli özellik değil. İnsandan ayıran en önemli özellik vahyin gelmiş olması. Allah tarafından Allah'la iletişime geçip ayet-i kerimeleri insanlara aktarmış olmalarıdır. Yani bu yanlış bir ifade. Biz şöyle yazalım. Aslında tik de atabilirdik. Zaten doğru yanlışı belirtmişti. Şöyle yanlarına bir de tik atıyorum. Sadece tik atarak gideceğim bundan sonrasını. Üçüncü sorumuz. Allah'ın izni ve yardımıyla Allah'ın izni ve yardımıyla peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylara mucize denir. Evet, bazı peygamberlerimize açık mucizeler gösterilmiştir. Doğru. Allah tarafından yeni bir kitap verilen ve insanları hak dine çağıran peygamberlere Resul denir. Kitap gelen peygamberlere Resul denir. Kitap gelmeyen peygamberlere ise Nebi denir. Nebi peygamberlerin görevi kendisinden önce gelen Resul'ün dinini tebliğ etmektir. Dolayısıyla Resul kitap gönderilen olduğu için bu doğru bir ifadeydi arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara iletmelerine tevhid denir diyor. Evet, takıldık değil mi? Kelime benzerliği var, oyuna gelmeyelim. Tevhid değil, tebliğ etmek. Allah'tan aldığı emirleri insanlara aktarmak, tebliğ etmektir. Tevhid Allah'ın birliği ve tek oluşudur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Burayı şu şekilde yapalım. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim sadece Arap Yarımadası'nda bulunan insanlara gönderilmiştir. Yanlış. Bütün insanlığa gönderilmiştir Kur'an-ı Kerim. Buna da yanlış diyoruz. Mümkün olduğu kadar açıklayarak gidiyorum. Aynı zamanda ek bilgiler de almanızı istiyorum bu yazılıdan. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde gelmiştir. Doğru bir ifade. Hatta neredeydi arkadaşlar? Nur Dağı'nda Hira mağarasındayken ilk vahiy geliyordu. Buna doğru bir ifade olduğunu söyleyelim. Devam ediyoruz. Allah bazı peygamberlere de birkaç sayfadan oluşan vahiyler indirmiştir. Bunlara suhuf denir. Şimdi sevgili çocuklar, suhuf Arapçada sayfa demektir. Yani tam bir kitap inmemiş. 4 büyük kitap var ama kitap olmasa da işte 10 sayfalık, 20'şer sayfalık ilerleyen bölümde onları da açıklayacağız. Suhuflar indirilmiştir. Yani doğru bir ifade bu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Doğru. İlahi kitaplar hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır. Yanlış. Sadece Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğu için bu değişikliklere uğramamıştır. Ancak diğer 3 kitap rahipler tarafından veya işte başka dini din adamları tarafından değişikliğe uğramış, yıpratılmıştır. O yüzden yanlış diyoruz. 10 puanı kaptık arkadaşlar. İkinci sorumuzu çözmeye başlamadan önce sevgili gençler kısa bir hatırlatma yapalım. Şu an aşağıda görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalımıza tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açtığınızda yazılı videolarımızdan ve diğer ders videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yine Instagram'dan da aktif olarak video paylaşımlar yapmaktayız. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Peki şimdi ikinci sorumuza bakalım. 12 puanlık bir soru. 10 puanımız cepteydi. Umut, Aras ve Hazal ödevlerini yapmaya çalışmaktadır. 4 büyük ilahi kitap ve gönderilen peygamber isimlerini yazmalarına yardım eder misin? Tabii ki yardım ederim. Kur'an-ı Kerim bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize indirilmiştir. Şöyle yazalım. Tevrat bildiğiniz gibi Hazreti Musa aleyhisselama indirilmiştir. İncil Hazreti İsa aleyhisselam.
Zebur da tabii ki Yahudiler için Hazreti Davut yazacağım. Neredeyse hala başlayan bir peygambere gidiyordum, Allah korusun. Evet, düzelttik arkadaşlar. Zebur Hazreti Davut Aleyhisselam'a indirilmiştir. Böyle küçük dalgınlıklar olabiliyor. Dikkat edelim. Doğru cevaplarımız bu şekilde olacak. Üçüncü sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştireceğiz. 8 puanlık bir soru arkadaşlar. Şu anda zaten bizim 22 puanımız vardı. Bununla 30 puana tamamlayacağız. Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzına vahiy diyoruz. Şöyle işaretimizi de koyduk. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları ilgilendiren bir ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları ilgilendiren, şuradaki ifade ini çıkarmış olalım, düzgün bir ifade olsun Türkçe olarak da. Çocuklar, evrensel bütün dünyayı ilgilendiren demek. Dolayısıyla biz buraya evrensel bir kitaptır diyoruz. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri hiç değiştirmeden insanlara bildirmelerine tevhid değil, o Allah'ın birliğiydi, tebliğ etmek. Yani tebliğ yazıyoruz buraya, unutmayalım. Yüce Allah'ın varlığı ve birliği inancına işte bu tevhid denir diyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki kavram haritasına peygamberlerin özelliklerini yani sıfatlarını yazınız. 15 puanlık bir soru. Arkadaşlar, bizim bildiğimiz peygamberlerimizin 5 tane çok önemli sıfatı var. Bunlar, şimdi önce yazalım, sonra ne olduğunu da çok kısa bir açıklayalım. Emanet, ismet, şöyle yazıyorum. Fetanet, bir diğer sıfatı. Sıdk, diğer sıfatları. Ve 5. sıfat da tebliğ. Şimdi biz bu 5 sıfatı biliyoruz. Ne demek peki bunlar? Bazıları farklı kökende olduğu için anlamakta zorluk çekebiliriz. Emanet, emanete sahip çıktıklarından dolayı zaten anlaşılır. İsmet, günahtan korunmuş, arınmış kimseler olduklarını gösteriyor peygamberlerin. Fetanet, zeki ve kavrayışlı insanlar olduğunu gösteriyor. Sırk, doğru sözlü olduklarını gösteriyor. Tebliği de zaten yukarıda da göstermiştik. Allah'tan aldıkları bilgiyi doğru şekilde insanlara ilettikleri bu özellik arkadaşlar. Bunlarla ilgili başka sorularımız da var diğer bölümde. Hadi bakalım. Sıradaki sorularımız çoktan seçmeli arkadaşlar. Yanlarına puanları zaten yazılmış. 5'er puandan oluşuyor. 5. ve 6. sorularımıza bir bakalım. Hangisi peygamber kavramı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Peygamber Allah tarafından insanlardan seçilen ve onun mesajlarını ileten elçi. Doğru. Kur'an'da peygamber kavramının karşılığı Nebi ve Resul, kitap gönderilen, kitap gönderilmeyen. Peygamberler kıyamete kadar gelmeye devam edecek. Yanlış bir ifade. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir arkadaşlar. Başka peygamber yok. Gelmeyecek. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah'ın emirleri ve yasakları ve öğütlerinden oluşur. Doğru. 6. soruya baktığımızda tabloda soru işaretiyle göstermiş alana hangisi getirilemez diyor. Dikkat edelim sona. Normalde biz altını çizeriz buraların. Bu yazıda çizmemişiz. Vahiy. İnsanlar için rahmet, evet, insanlar için şifa, ayetlerden bahsediyor. İnsanlar için yol gösterici, rehber, insanlar için kanıt, ispat, insanlar için bir açıklama, evet, insanlar için karamsarlık olur mu ya? Tamamen aydınlık, tam tersi, vahiy yoluyla biz yolumuzu görüyoruz. 6. soruda D şıkkı olacaktır. 7 ve 8 numaralı sorularımıza bir bakalım. 7. soruyu önceden hatırlıyorsunuz, bunlar peygamberlerin sıfatlarıydı. Hangi iki kavram yer değiştirirse bütün kavramlar doğru sıralanmış olur. Demek ki iki tane de hata var. Fetanet, peygamberlerin doğru olmaları. Yanlış. Fetanet, peygamberlerin zeki ve kavrayış gücü yüksek olmaları anlamına geliyordu. Doğru olmak neydi? Sıdk. Demek ki arkadaşlar fetanette bir hata var. Bu da akıllı ve zeki de yukarı gelecek. Direkt bunu da işaretleyelim. Fetanet ve sıdk kavramları yanlış verilmiş. 1 ve 3. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. Şimdi 8. soruya bir bakalım. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Kur'an-ı Kerim'de ibadetler dışında bilgi bulunmaz. Olur mu ya? Kur'an-ı Kerim'de dünyanın yaratılışı, yapmamamız gereken davranışlar, birçok bilgi var. Sadece ibadetler yok. Bu A'yı hemen bulduk ama kontrolümüzü de sağlayalım. 114 sure var. Ramazan ayının Kadir gecesi nedirmeye başlandı. Söylemiştik Hira mağarasında. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri peygamberimize aşama aşama, evet, bir anda indirilmemiştir. Aşama aşama gelmiştir. 8. sorumuz A şıkkı arkadaşlar. 9. sorumuz yine iyi bildiğimiz bir konudan, peygamberlerin sıfatlarından biriyle alakalı. Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen, sözü edilen bu sıfat hangisidir? Akıllı ve zeki olmak, kavrayışlı olmak çok söylemiştik. Tabii ki neydi? Fetanetti arkadaşlar. Şimdi 10 ve 11. sorulara geldiğimizde yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Okuyalım ayetimizi. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var.
durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Peygamberler hakkında Mü'min suresi 78. ayet-i kerimede. Şimdi pek çok peygamber gönderilmiş. Evet, senden önce de gönderdik diyor. Peygamberlerin tamamı bildirilmemiş. Sana durumlarını anlatmadıklarımız da var diyor. Bazı peygamberlerin kıssalarını anlatmışız dedim işte şurada. Evet, Hazreti Muhammed peygamberlerin sonuncusudur. Doğru. Ama bu metinde böyle bir bilgi yok. O yüzden cevabımız D şıkkı. 11'e bakalım. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış? Yine 5'er puandan gidiyoruz. Peygamber Allah tarafından elçi olarak seçilen kimse. Doğru. Cebrail vahiy getiren meleğin adı. Doğru. Cebrail aleyhisselam. Vahiy Allah'ın mesajlarını peygamberlere bildirme olayı. Doğru. Nebi kendisine ilahi kitap gönderilen peygamberlere denir. Yanlış. Ne diyoruz arkadaşlar biz? Nebi demiyoruz. İlahi kitap gönderilen peygamberlere Resul diyoruz. Yani cevabımız D şıkkı. 12. soruya geldiğimizde yukarıdaki bilgilere göre bu ilahi kitap hangisidir? 4 tane ilahi kitap var. Yahudilere gelen kutsal kitap Hazreti Davud'a gönderilmiştir. İlk sorumuzda mı? İkinci sorumuzda çözmüştük bunu. Ne demiştik arkadaşlar? Ya yine bir dalgınlık var üzerimizde de aman ha sizi yanlış yönlendirmeyeceğim. Tabii ki Zebur. Tekrar da edelim. İncil Hazreti İsa, Tevrat Hazreti Musa, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir. Zebur ise Yahudiler için Hazreti Davud aleyhisselama gönderilmiştir. 13. soruya da bakalım hemen peşinden. Suhuf gönderilen peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 4 peygambere suhuf gönderildiğini biliyoruz. Hazreti Adem'e 10 sayfa. Doğru. Hazreti Şit Aleyhisselam'a 50 sayfa. Doğru. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a 20 sayfa. Yanlış. Kaç sayfa gönderilmişti? 10 suhuf gönderilmişti arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 30 suhufta Hazreti İdris Aleyhisselam'a doğru. 13. sorumuz C olacaktı. Ve geldik son 2 sorumuza. Şu anda 90 puan cepte arkadaşlar. Eğer hepsini doğru yaptıysanız 10 puanı da buradan alalım ve 100 puanla tamamlayalım. Yukarıdaki cümlede tanımı verilen ibadet hangisidir? Tanımı verilen ibadet. Tekbir ile başlayıp Allahu Ekber, selam ve dua ile sona eren, selam, esselamu aleyküm ve rahmetullah, peygamberimizin öğrettiği belirli davranış, söz ve dualarla yerine getirilen ibadet, zaten ben burayı okurken anlamışsınızdır, namaz ibadeti olacaktı. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Dikkat edelim buna. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, şüphesiz ki namaz çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Namaz çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Namazın temizlik alışkanlığı kazandırdığı, bakın ahlaki temizlik deseydi olurdu. Ama normal temizlik bu bölümden, bu ayetten anlaşılmaz. Zamanı verimli kullanmamız gerektiği, zamandan hiç bahsetmemiş. Namaz şükür duygusunu geliştirir. Namaz ve şükür bağlantısı bu ayet-i kerimede yok arkadaşlar. Namazın insanı ahlaki olarak geliştirdiği işte bu var. Yani güzel davranış, doğru davranış. Bakın burada ne demiş? Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Ahlaki olarak gelişirsin, iyi işler yaparsın. Son sorumuzun cevabı D şıkkı olacak.